Merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün benim doğum günüm. Bakalım, iki kişi kutladı sadece. Arkadaşlarla buluşmaya gidiyorum eski iş yerinden, Donanım Haber'den. Özgür'le Burak'ın yanına gidiyorum. Onun dışında başka arkadaşlar da olabilir, sürpriz olabilir, bilmiyorum. Acaba bana ne almışlar, ne hediye almışlar? Ben de çok merak ediyorum. Göreceğiz. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi, hadi, hadi. Oo. Şimdi babamın arabasındayım. Onu bir çalıştırabilirsem önce gideceğim. Umarım geç kalmamışımdır. Siz nasılsınız bu arada? İyi misiniz? Vallahi İstanbul trafiğinin hali belli. Üzüyor yani insanı. Doğum günümüzü kutlamaya gidiyoruz. Ne oluyoruz? Normalde buradan geçerken sağdan öyle ufak tefek kaçışlar yapmak mümkün de sıkışıp kaldım sol şeride. Kasmak da istemiyorum. Bugün benim doğum günüm. İnsanlar mutlu olsun. Ben mutsuz olsam da olur. Kız tribi atayım mı? Vallahi arkadaşlar tüm engelleri açtım. Sanki parkur geçiyorum. Gerçekten de geçtim. Trafiği falan öldürdüm yani, bitirdim. Sağdan soldan kaçtım derken tam 7'de orada olacaktım. 3 dakika kaldı. 3 dakikada zaten geldim. Koz yatağındayım şu an. Park edecek yer bulacağım işte, bakalım. Doğum günü hediyemi getirmişsin Kaan. Senin hediyen değil onlar ya maalesef. Ne var içinde? Porselen çeyizlik. Oyun için var. Çeyizlik. Merhaba. Merhaba. Tolga Sezer, Sezer Tolga. Feriz komşu. Nasılsın kanka? Bayağıdır görüşmüyoruz. Geçen hafta sonundan geldim. Gezi gördüm onu. Özgürcan. Hanım mı bekliyor? Gidiyor musun lan hemen? Gel öpeyim. Özledin mi lan? Evet. Özgürcan Aydın. Ne bakıyorsun? Doğum günle alakalı ve benimle alakalı neler söylemek istiyorsun? Eyvah, çok yanlış adama sordu. Dur lan, tepkimi verdim. Başkanına bakıyorum. Yorum yapmak istemiyor. Keşke kamerayı da ağzına kadar sokmasaydı. Ne o? Kamera mı? Ne söylemek istiyorsun? Yarın seninle kaç gibi haberleşelim? Zeki Müren de bizi görecek mi? Ha? Kaç gibi haberleşelim? Bilmiyorum ya. Şey yapar. Bir şey söylemek istemiyorum. Haberleşiriz. Ararım ben seni yani. Doğum günle alakalı ne demek istiyorsun? İyi ki doğdun. Çok tatlı lan. Ağzına girdi kamera. Doğduğun gün seni öldürmemiz gerekiyor lan. Bu zamana kadar yaşadın. Bir tane karikatür var ya. Hamit gibi yapıştım değil mi? Bırakmıyorum. Bir tane karikatür var ya senin. Seni yanı doktor. Doğduğum gün beni öldürmeleri gerekiyordu ama bir şekilde hayatta kalmayı mitoz bölünmeyle hayatıma adam, devam etti. Tam bir survivor ya. Kimse hediye almamış. Hediye sıfır. Küllük oğlum işte. Yakında küllük duruyor. Nereden girildiğini bilmediğimiz bir mekana geldik. Giremediğimiz için çıkıyoruz. Pastalar mükemmel. Doğum günüm de. Hangi pastayı seçeceğimi düşünüyorum abi. Ben size şu çilek, muz, fıstık, karamel, New York pasta. O çok büyük. Vişne, çikolata. Aynısının küçüğü var değil mi yukarıda? Evet. Aynen. Boş bunlar iki. Vişne, çikolata. Şu küçüğü güzel değil mi? İçimdeki yardım. Evet. Sezer sen şunu öptün, sen uzanabilirsin. Aslında Sezer'le Mehmet abinin yan yana olması gerekiyordu ya. Olsun. Buradan Mehmet abi, abi sen de geç aynı. Tamam şimdi. Mısın? Evet. Bir dakika, şimdi bunu da bu tarafa doğru çevirdim. Evet, şimdi Sezer Balta ve Mehmet evet, Karahaslan'ın doğum gününü kutluyoruz. Evet, 7 Mayıs, ben de 9 Mayıs'ta doğdum. Aynen 69 nasıl yaşındayım, bir senem kaldı sönmeme. Evet. Bir dilek tuttum. Bir dilek tuttum. Adı Dilek. Ooo, kötü espriler. Adı Dilek oldu. Kaydı kesiyoruz. Adı Dilek. Evet, Mehmet abi de sıra. Üflerken mi çekeceksin? Tabii ki, çekiyorum ben zaten abi. Devam et. Biraz daha yakından üfleseydik keşke.
Çok söndü. Çok resmi bir üfleme oldu. Şimdi hemen selfie'mizi yapıyoruz. Umarım herkes için mükemmel olur. Türkiye'deki herkes için, benim için. Annem için, kedim için. Annem için, kedim için.